Size dört farklı trigliserit molekülü çizdim arkadaşlar. Aranızdan bir saniye bir saniye ama trigliseritlerin karbon, hidrojen ve oksijen içermesi gerekiyordu. Oksijenleri görüyorum ama karbon ve hidrojenlere ne oldu bakalım hocam diyenler olabilir. Bu noktada bunların kısa yoldan yapılan genel çizimler olduğunu hatırlatayım hemen. Hızlıca çizince bu şekilde görünüyor. Dolayısıyla bu çizimde her şeyi görmemiz imkansız. Her şeyi de bana yükle, her şeyi de benden beklemeyin. Biraz da hayal edelim lütfen. Kafanız karışmasın. Kimya biyoloji ve organik kimya derslerinizde bu çizimle sıklıkla karşılaşacaksınız. Şimdi şakayı bırakıp çizime dönecek olursak, zincirlerin e, sivri uçlarında aslında birer karbon olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Mesela burada bir karbon var, burada ve burada da. Ve eğer zincirin ucunda başka bir harf görmezsek, burada da bir karbon olduğunu bilmeliyiz. Demek istediğim açıkça belirtilmiş olmasa e, olmasa da yani burada bunu açıkça belirtmesek de burada burada ve burada hep karbonlar olacak. Karbonları bulduk ama ya hidrojenler? Onlar nereye saklanmış? Ah o hidrojenler ah. Her karbonun 4 kovalent bağ yaptığını düşünmeliyiz her karbon için ek kovalent bağlar söz konusuysa bu bağları hidrojenle yapıyor olmalı değil mi? Örneğin buradaki karbonun iki kovalent bağı varsa diğer iki kovalent bağını da hidrojenle yapıyor olmalı. Aynı durum bu karbon için de geçerli. Bu da iki hidrojene bağlı olmalı. Buradaki karbon içinse çizime bakarak sadece bir kovalent bağ gördüğümüzden dolayı bu karbonun hidrojenle üç kovalent bağ daha yapmış olması gerekiyor. Karbon ve hidrojenlerin açıkça görülmeseler de çizimde oldukları konusunda artık hemfikiriz. Öyle değil mi? Şu ana kadar görmüş olabilirsiniz ama eğer görmediyseniz şimdi videoyu durdurun ve bu trigliserit, bu trigliserit, bu trigliserit ve bu trigliserit arasında nasıl bir fark olduğunu anlamaya çalışın. Dediğim gibi bu aslında fark edilmesi çok zor bir şey değil. Mesela bu trigliseritte çift bağ yok. Bunda bir tane, bunda ve bunda ise birkaç tane var. Ek olarak bu ikisi arasında da bir fark olduğunu, yani mesela bu trigliseritin kıvrılıp bükümlenirken bunun düz kalmayı başardığını merak ediyor olabilirsiniz. Yani bunun nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Biraz sonra bunun neden böyle olduğunu açıklayacağım. İsterseniz sol üst köşedeki ile başlayalım. Bağların tekli bağlar olması bu karbonlara yükleyebileceğimiz kadar hidrojen yükleyebileceğimiz anlamına geliyor. Başka bir deyişte de bu yağı hidrojene doyurmuş oluyoruz. Bu yağ doymuş yağ denmesinin sebebi de zaten bu. Evet not ediyorum yazıyorum buraya. Doymuş yağ. Bu kelimeyi büyük ihtimalle daha önce duymuşsunuzdur. Mesela tereyağı doymuş bir yağdır. Oda sıcaklığında katı olan yağlar doymuş yağlar olarak sınıflandırılır. Oda sıcaklığında katı olmalarının sebebi ise bu karbonların hepsinin hidrojenle bağ yapmış olması ve çift bağ oluşması için kıvrılmalar gözlemlenmemesidir. Göreceli olarak daha yoğun oldukları için de oda sıcaklığında katı halde kalabilirler. Bu arada beslenme ile alakalı bir tartışma başlatıp hangi yağın iyi, hangisinin de kötü olduğundan bahsetmek istemiyorum ama bu yağlardan zaman zaman kötü yağlar olarak bahsedilir. Ama en kötü yağlar bunlar değildir. Nedenini az sonra anlayacaksınız. Aslında bakarsanız bunların arasındaki en kötü yağ sağ alt köşede sessizce duran bu yağlardır. Dediğim gibi bunu az sonra anlatacağım. Doymuş yağların hidrojen açısından doymuş olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra gelin bir de sağ taraftaki yağı inceleyelim doymuş yağlarla ilgili son bir şey daha söyleyip sağ tarafa geçeceğim. Burada bir sürü tekli bağ var. Sağ tarafta da karbonlar arasında tekli bağlar dikkatimizi çekiyor. Ama burada bir tane çift bağ var. Evet. Bu karbonla bu karbon arasında bir çift bağ göze çarpıyor. Ve bundan dolayı bu karbonun 3 kovalent bağı olduğu için yalnızca bir tane hidrojene bağlanabilecek. Bu karbonda aynı durum, e, bu karbonda da yani aynı durum var. Yani 3 kovalent bağ olduğu için buradaki 2 kovalent bağ yapabilen karbonların aksine yalnızca 1 hidrojenle bağ yapabilecek. Sırf bu yüzden de yani zincirimizde olabilecek maksimum hidrojen sayısına erişemeyeceğimiz için bu yağı doymamış bir yağ olarak sınıflandıracağız. Hemen bundan ötedeyim. Doymamış yağ. Olabilecek maksimum hidrojen sayısına sahip değiliz. Doymamış yağlar, özellikle de çoklu doymamış yağlar için şöyle bir durum var. Bu çift bağların yüzünden, çünkü bunlar yapının kıvrılmasına neden olur. E, moleküller yoğunlaşamaz ve bu yüzden de bu yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Doymamış yağı da anladık. Şimdi bu da bitti sıra sol alt köşede. Bu trigliseritte birden fazla çift bağ olduğu için buna da çoklu doymamış yağ diyoruz. Evet yazalım çoklu doymamış yağ. Aslında bunların ikisi de doymamış yağ. Üstekinde sadece bir tane çift bağ olduğu için buna tekli doymamış yağ adını da verebiliriz. Bunların ikisine de doymamış yağ diyoruz. Bunda bir tane, bunda da birden fazla çift bağ olduğu için biri tekli, diğeri de çoklu doymamış yağ oluyor. Gayet anlaşılır değil mi? Şimdi de bu iki doymamış yağdaki kıvrımların neden oluştukları konusuna gelelim. Ayrıca Bunda da çift bağ olmasına rağmen sizce neden burada da kıvrım görmüyor olabiliriz? Bu noktada eski dostlarımız cis ve transa danışacağız. Bir önceki e, yani daha önceki videolardan hatırlayalım. Eğer hatırlayamadığınızda organik kimya bölümündeki bu videolara tekrar bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada bir karbon zincirine bağlı bir yapı formülü çiziyorum. Bu iki karbon arasında çift bağ ee, buradaki de hidrojen olsun. Evet. Durum bu olduğunda karbon zincirinin diğer ucu iki yapı formülünden birine sahip olabilir. Hatta karbon zincirinin diğer ucu soldaki karbon zinciriyle aynı tarafta olabilir. Buraya R üssü koyuyorum. Aynı renkle yazayım tabii hidrojeni de unutmayalım. Evet. Yapı formüllerinden biri bu. Diğeri ise karbona çift bağlı bir karbon yine hidrojenler var ama farklı taraflarda. Dolayısıyla buna bağlı olarak da karbon zincirlerinin tarafları da farklı olacak. Bunun sebebi çift bağların katı olmaları yani bir yönden bir yöne döndürülememeleridir. Ve bu yapı formüllerinden yani bu zincirin bu zincirle aynı tarafta mı yoksa zıt tarafta mı olduğuna bağlı olarak da farklı izomerler elde ederiz. Zincirlerin aynı tarafta olduğu dizilim cis izomeri, diğeri de trans izomeri adını alır. Doğal yollarla ortaya çıkan doymamış yağlar cis izomeri yapısındadır ve bu yapı çift bağlar oluştururken zincirin kıvrılmasına sebep olur. Ne kadar çok çift bağınız varsa kıvrım sayısı da o kadar çok oluyor tabi. Bundan dolayı çoklu doymamış yağların sıvı olma olasılığı bir araya gelmeleri daha zor olduğu için daha yüksek oluyor. Burada ise karbon zincirinin geriye kalan kısımlarının zıt taraflarda olduğu bir yapı söz konusu. Görmesi biraz zor olabilir ama buradaki karbon zinciri çift bağın üzerindeyken kovalent bağın yukarı yönlü olduğunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki karbon zinciri ise çift bağın altında olduğu için bir kıvrılma yok ve bu bir trans izomeri. Özetle yapı trans izomeri olduğu için bu yağ trans yağ olarak sınıflandırılıyor. Buraya da yazalım trans yağ. Trans yağlar doğada bulunmayan yağlardır ve bunlarla ilgili ilginç bir nokta ise bazen insanların doymuş yağlar sağlıklı değil o kadar tereyağı yememeliyiz dediklerini duyabilirsiniz. Bunlar genellikle daha sağlıklı olduklarını düşündükleri doymamış ya da çoklu doymamış yağlara yönelirler. Tamamen doymaları için değil ama bu yağlara birkaç hidrojen e, eklediğimizde bu çift bağların bir kısmı ortadan kalkar. O da sıcaklığında daha katı hale gelirler ve yemek pişirirken tereyağı yerine kullanabiliriz. Hatta 10-15 yıl önce de kullanılan bu katı yağlar e, aslında trans yağlardır. Kısacası yağı hidrojene doyurduğumuzda bunların bazılarından e, kurtulabiliriz ama bu işlem cis yapılarının bazılarını trans yapısına çevireceği için insanlar her ne kadar diğerlerine diğerine göre daha katı yani Doymuş olan bu yağlar için, e, bu hala doymamış ve sizin için daha iyi deseler de, bu son derece sağlıksız bir yağdır. Beslenme konularına girmek istemiyorum ama bu gerçekten de sağlıksızdır. Doğal değil ama daha ucuz. İnsan sağlığını kötü etkilediği için birçok ülke trans yağları yasakladı bile. Bazı insanlar bu yağların zehirli olduğunu ve vücudumuzun gerçekten kötü bir şekilde etkilendiğini bile düşünüyorlar. Çok ciddi kelimeler kullandığımın farkındayım çünkü sizi korkutmaya çalışıyorum. Sakın trans yağ yemeyin. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir.